Manşete hoş geldiniz. Dünün mühim gelişmesi, belki de haftanın en önemli ikinci gelişmesi, muhalefet Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metni çıkışından sonra İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi Başkanlığı hevesinin kursağında kalmasıydı. Dünkü oylamada favori olarak gösterilen isim, sarayın oraya gönderdiği, sarayın arkasında durduğu isim olarak nitelenen, böyle kabul edilen ve başkan seçilirse, başkan olursa, Anayasa Mahkemesi Başkanı olursa kimsenin garipsemeyeceği bir isim olarak oraya konan saray aparatı İrfan Fidan seçilemedi. Ve bu gerçekten bir anlamda kulislerde çokça konuşulan konuların başında geliyordu. Nasıl oldu da İrfan Fidan seçilemedi? Acaba çanlar Erdoğan için mi çalıyor Anayasa Mahkemesi'nde? Ya da Erdoğan söz geçiremedi mi Anayasa Mahkemesi üyelerine? Ya da Erdoğan nasıl böyle bir yenilgiyi alabilir? Acaba hakim değil mi Anayasa Mahkemesi kadrolarına? Yargı kendine mi geliyor, özüne mi dönüyor? Erdoğan'ın kalesine müthiş gol, saraya kırmızı ışık. Bu manaya mı geliyor? Hayır, bana göre saraya sarı ışık ve pek de böyle değerlendirmiyorum. Elbette Erdoğan'ın yenilgisi, elbette Erdoğan'ın söz geçiremediği bir durum söz konusu ve elbette Erdoğan kalesine bir gol. Fakat ben Anayasa Mahkemesi kararlarını ve Anayasa Mahkemesi işte başkan seçiminde aldığı tutumu filan tümüyle siyasi olarak değerlendiriyorum. Ve tıpkı aldığı kararlar gibi Anayasa Mahkemesi bana göre 15 Temmuz 2016'da iki üyesi yaka paça hukuksuz bir şekilde tutuklanıp hücreye atılınca fonksiyonunu ve özelliğini kaybetmiş bir partidir. Ne Zühtü Arslan'ın, ne yok Abdullah Gül atamış, yok Ahmet Necdet Sezer atamış, ya yok şu Cumhurbaşkanı atamış, yok bu Cumhurbaşkanı atamış, ne de üyelerinin bir dik duruş, hukukun yanında bir duruş gösteremedikleri bir mahkemedir. Böyle de bakmak gerekir. Kimi zaman insan hakları yönünde doğru, muteber bir karar alıyormuş gibi yapıyorlar. Sonra ona bakıyorsunuz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir karar çıktı geliyor da ondan dolayı Anayasa Mahkemesi böyle bir karar almış. Kararları tanınmayan, kararları uygulanmayan yerel mahkemelerin bile takmıyorum, uymuyorum deyip Anayasa Mahkemesi'ne haddini aşarak yerel mahkemelerdeki sıradan hakimlerin ayar verdiği bir noktaya düşmüştür. Benim diyen insanlar, sırtında omurgası olan insanların bu işi sürdürmemesi icap eder ve bir dakika demesi icap eder. Onu da diyemedi. Mevcut Anayasa Mahkemesi Başkanı ve diğer üyeler çıktıkları hukuk panellerinde veya hukuk kürsülerinde anca atıp tutuyorlar. Mühim olan lafın buradan çıkması değil, lafı sindirmek. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin bütün üyeleri, başta Zühtü Arslan olmak üzere başkan, hepsi belli, milli görüş, hak yol, şu bu falan geleneğinden gelen insanlar. Yani dereyi geçene kadar ayıya dayı diyen, dereyi geçene kadar demokratik değerler, yargı, hukukun üstünlüğü filan diyen ve tamamen siyasal amaçlarına göre bu işi eğip büken insanlar. Dolayısıyla çok da şey etmemek lazım. Anayasa Mahkemesi başkanlık seçimini de ben o açıdan tamamen siyasi bir karar olarak değerlendiriyorum. Evet, Erdoğan'ın oraya atadığı ve başkan yapmak üzere gönderdiği İrfan Fidan'a sarı ışık yaktılar. Bir dakika dediler ve bu anlamda tabii Erdoğan kalesine atılmış bir gol. Ne oldu ne bitti bakalım. Birkaç grafik hazırladım sizin için. Zühtü Arslan'ın görev süresi 12 yıl görev süresi Anayasa Mahkemesi üyelerinin 17 Nisan 2024'te doluyormuş. Normal koşullar altında 14 ay sonra görev süresi dolacak olan bir üye başkanlığa aday olmaz. Kendini başkan seçtirmez. Belli ki itildi. Belli ki işte birlikte hareket eden 8 üye, aralarında Zühtü Arslan'ın da bulunduğu, İrfan Fidan'a dersini vermek için ittifak yaptılar ve Zühtü Arslan 14 aylığına başkan seçildi. 14 ay sonra üyeliği bitecek. Yerine Erdoğan başka birini atayacak. O arada muhtemelen gidilecek seçimde İrfan Fidan bir kere daha aday olacak ve muhtemelen seçilecek. Bilmiyoruz. Tabii bu devran böyle devam ederse. Eğer seçimden sonra başka bir iktidar gelirse durumlar daha başka olur ve Anayasa Mahkemesi başka türlü konuşmaya başlar. O zaman da hukuku söyleyecek değil. O zaman da hukuku söylüyor olacak değil. O gün de gene siyasi konjonktür öyle gerektirdiği için öyle kararlar alacak. Böyle bakmak gerekir. Cevheri Güven demiş ki İrfan Fidan'ın Külhan Bey'i tavırları, cahil cahil konuşmaları vesaire diğer üyeleri rahatsız ediyordu. Olay daha çok şahsi iticilikle ilgili. Ondan dolayı İrfan Fidan seçilemedi diyor. İrfan Fidan'a cübbesini giydirirken görülüyor bu arada Zühtü Arslan. Esasen klik olarak farklı olmakla birlikte nitelik olarak çok da birbirinden farklı insanlar değil. Sadece üslupları farklı. İrfan Fidan vakası diye bir yazı yazmış T24'te Akın Atalay avukat. Cumhuriyet Gazetesi'nin eski imtiyaz sahibi, aynı zamanda Cumhuriyet davasında da avukatlık yaptı. Gerçi sanık olarak da yargılandı. İrfan Fidan'ın Can Dündar ve Erdemgül MİT tırları davasında yargılanırken intihal yaptığını söylüyor. Bakın nasıl. İrfan Fidan'ın altına adını ve imzasını koyduğu iddianamedeki bazı bölümler diyor. Öyle birkaç sayfa değil, sayfalar dolusu bölüm. Meğerse iki akademisyenin bilimsel eserlerinden kopyala yapıştır yöntemiyle alınmış. Hiç kaynak gösterilmeden, atıf yapılmadan, alıntı olduğu belirtilmeden sanki kendisi tarafından yazılmış gibi mahkemeye sunulmuş. İrfan Fidan'ın başka böyle yüz kızartıcı işleri de var ama devletin mafyalaştığı, mafyanın devletleştiği bir ortamda Anayasa Mahkemesi üyeleri de nasıl olacaktı? Böyle olacaktı. Başkan seçilse de durum fazla değişmeyecekti. Hatırlatalım, Abdullah Gül tarafından halihazırda seçilmiş, atanmış 5 üye var Anayasa Mahkemesi'nde. Erdoğan tarafından atanmış 7 üye var. Yine başta da hatırlatmıştım, Gül'ün atadığı Alparslan Altan ve Erdal Tercan 15 Temmuz 2016'dan sonra yaka paça tutuklanmış, hücreye atılmışlardı. O gün bugündür de gün yüzü görmediler. Evet. Peki bu durum HDP davasını nasıl etkiler? Şimdi Anayasa Mahkemesi üyesi sıfatıyla Zühtü Arslan'ın başkan olsa bile bir tane oyu var. 15 üye katılıyor oylamalara ve parti kapatma davası gibi davalarda nitelikli oy gerekiyor. Yani 10 üyenin kapatma yönünde karar vermesi gerekiyor. Üyelerden 3'te 2'sinin. 15 üye oylamaya girecek ve 10 üye evet HDP kapatılsın diyecek. Bu dengenin son dönemde bozulduğu kulisi var. Deutsche Welle Türkçe'de oradan getiriyorum. Özellikle HDP'nin hesaplarına blokaj kararı ve Zühtü Arslan'ın 8 oyla başkan seçilmesi dengeleri bozdu görüşü hakim. Çünkü 10 oya ulaşılamayacağı kanaati söz konusu. Bir diğer konu da takvimi başkan belirliyor. Haliyle Zühtü Arslan HDP'nin kapatılmasını istemediği için seçime gidilirken bu davanın siyaseti etkilemesine de izin vermeyecek. Ve dolayısıyla seçim sonrasına bırakacak HDP kapatma davası takvimini gibi bir görüş de var. Haliyle durumlar biraz bıçak sırtı HDP yönüyle. Parti kapatılmayacak ancak belki hazine yardımı cezası verilecek. Hazine yardımına el konularak falan gibi görüşler var. Bilmiyorum, bekleyip göreceğiz. Bir diğer önemli konu Sinan Ateş. Dayısı konuşmaya devam ediyor Halil İbrahim Bozkurt. Sözler tutulmazsa 40'ından sonra dostlarımız konuşmaya başlayacak diyor. Yani cinayet ölümünün üzerinden 40 gün geçtikten sonra, 40'ı çıktıktan sonra 30 Aralık'ta öldürüldüğüne göre 10 Şubat'a kadar süre var demektir. Sinan'ın 40'ının çıkmasını bekliyoruz. Eğer sözler tutulmazsa yurdun her köşesinden bizi bekleyen dostlarımız konuşmaya başlayacaklar. Herkes bildiğini söyleyecek. Aile olarak kenarda oturacak değiliz. Evet. O arada Akşener de çok ağır konuştu meclis grup toplantısında ki Akşener hatırlatalım 2 hafta boyunca sessiz kalmıştı. Sonra da konuştuğunda işte aile bu konunun meclis soruşturması falan olmasını istemiyor, araştırması olmasını istemiyor falan demişti. Yani aile konuşulsun falan istemiyor demişti. Sonra cinayetin 3. 4. haftası son derece sert ifadelerle girdi ve özellikle son grup toplantısında dakikalarca bu konuyu konuştu ve Erdoğan'a seslendi. Dedi ki Sayın Erdoğan, bu alçakları bulmak senin vazifen. Emniyetin ve yargının işini yapmasına engel olanları bulmak senin sorumluluğun. Adaletin yerini bulmasını sağlamak senin boynunun borcu. Aksi takdirde bu kan senin de eline bulaşır. Bu vebal senin de yakana yapışır. Bu gözyaşları seni de bulur falan diye çok sert ifadelerle Erdoğan'a yüklendi. Fakat Erdoğan'dan tık yok. Normal koşullarda Erdoğan bir tweet atanın bile haddini bildirirken Akşener'in bu konuşmalarına cevap vermedi. Dün Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Muhtemelen bu görüşmede bu konular konuşuldu ama tabii ne döndü bilmiyoruz. Önemli. TRT'de de sorulmadı bu Erdoğan'a. Akşener'in bu kan senin de eline bulaşır çıkışı ne soruldu ne de Erdoğan bu konuya girdi. Ama Erdoğan'ın şöyle bir titizliği var. Yani Akşener'le ilgili konulara son dönemde çok fazla girmemeye çalışıyor. Sert cevap vermemeye çalışıyor. Hatta hiç cevap vermiyor. Cevap verirse de böyle yalapşap bir cevapla geçiştiriyor. Akşener konusunda bir hassasiyeti var. Erdoğan'a şu da sorulmadı tabii TRT'deki programda. Batı ülkelerinin konsolosluklarını kapatması ve vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısı yapması. Ana gündem maddelerinden biri bu. Ne oluyor, ne dönüyor diye bakıyor. Kimse ne olduğunu anlayabilmiş, çözebilmiş değil. Herkes birbirine atar yapıyor. Ama Erdoğan'a bu da sorulmadı. Erdoğan bu konuya da girmedi. Sedat Peker cephesinden haber var. Avukatı aracılığıyla. Sözünde durmaya hazır demiş avukatı Ersan Barkın. Ama bunu yapması şu an mümkün değil ve muhalefete sesleniyor. Dijital tecridin kalkması için muhalefet partileri Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik girişimde bulunsun diyor. Sedat Peker bunu arzu ediyormuş. Yine hep gündeme gelmişti ya, Sedat Peker kendindeki bilgi ve belgeleri güvendiği kanallara iletti ve başına bir şey gelmesi durumunda onlar patlatacak. Fakat demiş ki avukatı, paylaşımları kendisinin yapması durumunda etkisi olacağını düşünüyor. Elimdeki bilgilerin bir şekilde toplumla paylaşılması değil, bunları benim paylaşmam sonuç veriyor diyor. Haklı. Yani Sedat Peker'in video çekip paylaşması sonuç veriyor. Sedat Peker'in bugüne kadar kimi gazetecilere pasladığı bilgiler yeterince ses getirmedi. Yarın öbür gün başına bir şey gelmesi durumunda da bir yerlerde yayınlanacak bilgi ve belgelerin makes bulması çok fazla beklenmiyor. Asıl kendi söyleyince bir şey oluyor. Ondan dolayı belli ki Sedat Peker kıvranıyor bir şeyler demek için, ama Ersan Barkın avukat onu da paylaşmış. Türkiye'de ev hapsi nasılsa oradaki durumu da o. Ev hapsi koşullarında tutuluyor. Dijital tecrit devam ediyor demiş. Dönelim Millet İttifakı'na. Millet İttifakı 13 Şubat Pazartesi toplantısına hazırlanıyor. Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantı bu defa. Ve Karamollaoğlu liderler turuna çıkmış. Fox TV'de yanılmıyorsam çıktığı yayında %99 altılı masanın gösterdiği aday kazanır. O isim mesela Kılıçdaroğlu olursa sorusu gelince elbette kim olursa olsun mühim olan bu kanaatin pekişmesi demiş. Karamollaoğlu Ağustos ayında yaptığı açıklamada da en güçlü adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söylemişti. Kemal Kılıçdaroğlu ismine Karamollaoğlu da Saadet Partisi tabanında sıcak bakıyor. İşte Kudüs gecemize geldi, ne bileyim Erbakan hocamızı anma toplantısına geldi filan diyor. Ve yaptığı konuşmaların hepsi bizim tabanımızda da Türkiye'de de makul karşılandı diyor Karamollaoğlu. Kılıçdaroğlu ile ilgili konu daha çok Akşener düğümü diyebiliriz. Bakalım Akşener 13 Şubat'a kadar herhangi bir çıkış yapacak mı veya partisinde herhangi bir hareketlenme olacak mı? Olmazsa bilin ki Akşener de Kılıçdaroğlu ismine evet demiş olacak. Bir anlamda gözler Akşener'de, Akşener'in ne yapacağında. İsmail Saymaz bir kulis paylaşmış. Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan'ı ziyaretinde ilk kez Kılıçdaroğlu'nun adaylığını zikrederek CHP liderine sıcak baktığını söyledi. İki lider de itiraz etmedi. Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ziyaretinde görüşmede adınız geçti, ben de destekliyorum dedi. Öğrendiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu Karamollaoğlu'nun sözlerini dinledi ancak karşılık vermedi demiş kulis bilgisinde. O arada CHP sözcüsü Faik Öztrak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunmuş. AKP meclise seçimlerin 2 Nisan 2023 günü yapmak için teklif getirsin, biz de destekleyelim demiş. Siz götürün teklifi, onlar reddetsin veya kabul etsin. Anlayamadım yani bu çıkışı. Dün bahsetmiştim. Yandaş medyada, havuz basınında ciddi bir telaş var. Altılı masayı, şimdi Millet İttifakı'nı bölemediler, parçalayamadılar, araya nifak sokamadılar. Fakat hala bu konuyu işlemeye devam ediyorlar. Sabah'ın dün orta sayfası tamamen bu konuya ayrılmıştı. Bir tarafta Erdoğan, milletimiz bu yağmacılara yeter diyecek diyor. Yani Millet İttifakı'na, muhalefet partilerine yağmacı diyor. Baş yağmacı böyle söylüyor. Neyse, öbür tarafta altılı masanın vaatleri kes, kopyala, yapıştır bilmem ne filan, böyle tek tek vaatleri çürütmüşler. İşte Mehmet Barlas bir kenarda, bay bay Kemal çok yakıştı falan. Bir telaş var. Aylardır uğraştıkları halde bir türlü bölüp parçalayamadılar, nifak sokamadılar, bölemediler, masayı dağıtamadılar, neyse. Ve hala da bir şekilde zorluyorlar. Orada hatırlatalım, başörtüsü anayasa değişikliği ile ilgili konu hiç konuşulmuyor. Bakalım ne olacak? Çünkü yani referandum sınırında bir destek bulamazsa AKP MHP geri çekecek öneriyi, öyle görünüyor yani. Kemal Kılıçdaroğlu borsadaki küçük yatırımcıyı uyardığında dalga geçen bir yatırımcı 8 gün üst üste düşen borsadaki günlük zararının 220.000 TL olduğunu açıklamış. SPK'ya çağrıda bulunmuştu 12 Ocak'ta Kemal Kılıçdaroğlu. "Bir konuşma Allah aşkına, biz kendimizi koruruz" demişti Melike Rumuzlu takipçi. Sonra da olan oldu, bugünkü zarar 220.000 TL diyor. Her gün bahsedeceğim demiştim. Adalet, güvenlik ve ekonomi çok önemli. Bu üç konuda taş üstünde kalmadı. Ülkenin altı üstüne geldi. Adaletle başlayalım. Havalimanında bir yerden bir yere giderken veya gelirken radara takılmışlar. Kim? Metin Uca ve Barbaros Çansal gözaltına aldılar. Birkaç saat sonra da salındılar. Ama bu Türkiye'nin çok genel bir problemi. Bir gün ülkenin normale döndüğünü görürseniz bu konuyu mutlaka tetkik edin. İnsanlar hala otel odasında, havalimanında, şurada burada gözaltına alınıyor mu? Benim başıma da defalarca geldi. İşte ifade vermeye gitmemiş. Yok işte efendim mevcutlu işte getirilmesine, yok gıyabi tevkife ya da tevkife falan böyle kararlar çıkıyor ve bu arama yani o kadar da bürokrasiyi meşgul ediyor ki bütün yurt satına dağılıyor. İşte gümrük kapılarına, bütün polisle, bütün karakollara, şu bu falan filan. Bir şekilde siz radara takıldığınızda nerede takılırsanız hemen alıyorlar yaka paça. Önce nezarete atıyorlar. Ondan sonra da işte mahkemeye çıkartıyorlar. Şu oluyor, bu oluyor. Neyse. İnsanlık dışı şeyler yani. Davet edeceksin. Hakkında bir şey varsa insanların adresi belli, şu bu filan falan yani. Biz emniyete de adliyeye de her zaman 3-5 dakika 10 dakika yürüme mesafesinde ya çalıştık ya oturduk ama her defasında ya evimizden aldılar ya emniyetten aldılar ya otel odasından aldılar. Bitmesi lazım bunun yani. Bu durum AKP'den önce de böyleydi. Hep böyle yani Türkiye'de bu durum değişmedi. Yani bu durum AKP ile gelmiş de değil. Ekonomist'in demokrasi karnesinde Norveç 1. Türkiye 103. sırada. Fakat burada şu çok dikkat çekici. 2022 sıralaması yapılırken diyor ki yani Erdoğan bu işi devam ettirdi. Yani Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin işte medya sansürü, hukukun üstünlüğü gibi konularda ülke geriye gitmeye devam etti. 2022'de de Erdoğan'ın baskısı devam etti. Ancak diyor ülke zaten tüm kategorilerde diyor dibi gördüğü için daha da aşağı inmez diyor. Yani artık yani bunun daha altına nereye insin diyor. Böyle de bir durum yani. Erdoğan'ın bir anlamda dibe oturttu ülkeyi yani. Erdoğan dönemi özellikle son 10 yıldaki yönetimiyle. Güvenlikle devam edelim mesela. Burada çok enteresan bir olay var. Cenazeye giderken bir kaza oluyor. 3 kişi ölüyor. Buraya kadar diyelim ki hadi. Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden akrabalarının cenazesine gidiyorlarmış. Hadi diyelim ki buraya kadar da tamam. O akraba başka bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra kazada ölmüş. Matruşka gibi bir olay ama işte Türkiye. Türkiye gibi ülkelerde böyle şeyler oluyor yani. Ekonomiyle devam edelim. Gazeteler özellikle Posta gibi, Takvim gibi gazeteler böyle emeklilere falan müjde vermeye bayılırlar. Yıl 365 günse bunlar 300 gün emekliye müjde verirler. Ya manşetin üstünde ya altında. Bunu da Posta'dan kestim getirdim. Emeklilikte yaşa takılanları geçtik, şimdi prime takılanlar. EYT'de prime takılanlara yol haritası. Evet. Bir sürede bununla giderler. Çok çok teşekkürler katıldığınız, paylaştığınız için. Eğer yayını beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, tıklamayı, dokunmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Böylelikle yayınlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi, salı, perşembe ve cuma haftada 4 manşet karşınızda. Pazartesi buluşmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.